İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir Empati Zamanı programında daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz hepinizin tanıdığı İlhan Cihaner. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İlhan Bey aktif savcı iken zorla odasından alınıp götürülen, yargılanan, 4 ay tutuklu kalan, sonra da milletvekili olarak siyasi hayatımıza katkı sağlayan bir meslektaşımız. Kendisiyle aynı dönemde Ankara Hukuk'ta okuduk. Efendim bunlar üzerinden bir süre geçti. Sizden bu süreci kısaca anlatmanızı rica ediyorum. Buyurun. Sanırım en zor kısım bu. İnsanın kendisinin yaşadığı şeyleri, kendisiyle ilgili şeyleri anlatması biraz zor oluyor ama tabii Türkiye'nin bugün yaşadığı sıkıntıları, hele hele 15 Temmuz sürecini göz önünde bulundurunca sadece kendimi ilgilendiren şeyler de değil. Onun için belki de asıl önemi orada. Yani benim kişisel olarak yaşadığım şeyler olmasından ziyade onun toplumun tamamını, özellikle sonrasında yaşadığı büyük travmaları ilgilendirdiği kısmı daha önemli. Ben Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı iken dediğiniz süreçleri yaşadım. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı iken resen bir takım soruşturmalar başlattım. Bunlardan birisi İsmail Ağa cemaatinin özellikle dini hassasiyeti yüksek yurttaşlarımızdan bir takım yasa hükümlerini ihmal ederek işte şu ya da bu adla bağış toplayıp bu bağışları toplanma amaçları dışında kullandığına dair bir şüpheyle soruşturma başlattık. Daha sonra da benzer başka yapılanmaların da benzer faaliyetlerde bulunduğu yolunda çok güçlü emareler, deliller ortaya çıkması üzerine bu soruşturmayı genişlettik. Ve genişlettiğimiz yapılardan birisi de Fethullah Gülen cemaatiydi. Bu işte 2007 sonları 2008 başlarına denk geliyordu. Bu soruşturma epeyce olgunlaştı ama tabii bu soruşturmanın bilinir olmasıyla, çünkü bu soruşturmayla birlikte kamuda örgütlenmiş bu yapılanmaların husumetini de üzerimize çekmiş olduk. Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ve bu soruşturmayı akamete uğratmak için, bu soruşturmayı engellemek için bize dönük bu sefer saldırılar başladı. Benim yaptığım soruşturmada o zaman Fethullah Gülen cemaatinin yapılanmasının işte kamuda kadrolaşması, çok önemli kritik sınav sorularının kendi yandaşlarına, kendilerine ait dershanelerde dağıtılması, böylece kamuda daha fazla hukuk dışı bir şekilde yer almalarının sağlanması, işte yurttaşlardan himmet adı altında bir takım aslında zorla para toplayıp bu paralarla yurt dışındaki belli okulların, dershanelerin finanse edilmesi, bazı Orta Asya Cumhuriyetlerindeki okullarda CIA lehine casusluk faaliyetlerinin yapıldığına dair bazı haberlerin gelmesi, buna dair şüphelerin ortaya çıkması nedeniyle bir soruşturma başlattık. Tabi bu soruşturmanın durdurulması için bir yandan Adalet Bakanlığı, bir yandan da bu cemaate mensup hakim savcıların, özellikle Erzurum'daki özel yetkili hakim savcıların bana dönük bir takım tuzak ya da moda değişikliği, kumpas süreçleri başladı. Ve 2010'un Şubat ayında da bahsettiğiniz süreç yaşandı. Hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınıp 4 ay kadar tutuklu kaldım. Daha sonra bu yargılamaların, bana dönük suçlamaların tamamından aklandım ve o süreçte rol alan gizli tanıkların, hakim savcıların neredeyse tamamının bu cemaatin bir komplosunun parçası olduğu, onların yürüttüğü bir sürecin parçası olduğu anlaşıldı. Şu anda da onlar yargılanıyor. Kabaca özeti budur.
Ben gelmeden önce de sizin o videolarınızı izledim. Oradaki yüz hatlarınızdan, psikolojinizden, kendinizden emin olduğunuz çok net anlaşılıyor. İzleyicilerimiz de o videolar YouTube'da kayıtlı. İlhan Bey'in zorla odasına girildiği ve o diyaloglar. Şimdi burada vurgulamamız gereken konu şu. Şu anda büyük bedel ödüyoruz bu FETÖ soruşturmaları evet. sebebiyle. Siz Cumhuriyet'in bir savcısı olarak halkın dolandırılmasını, halkın din adına kandırılmasını bir suç olarak öngörüp üzerinize düşen görevi yapmışsınız. Evet. Diğer savcıların da teşvik edilip bunları yapıp bunları engellemesi gerekirken görevinizi yapmak konusunda engellerle karşılaşmışsınız. Yani savcıların teşvik edilmesi gerekirken bir nevi göreviniz engelleniyor. Savcılığınızı evet, yapamıyorsunuz. Tabii ki. Bu çok vahim bir durum. Yani bu olaya sebebiyet veren, bu olayı büyüten, bu olayı başımıza bela yapan bu zihniyet. Şimdi halkımızın anlamasını istediğimiz konu bu. Evet. İlhan Bey kişisel olarak değil, bir savcı olarak tabii ki hem toplumu para toplayarak dolandıran, bu nitelikli dolandırıcılık. Bir vaat yapıyorsunuz, karşılığı olmayan şekilde paralarını alıyorsunuz. Tıpkı bu çiftlik kuranların para toplayıp da çiftlik kurmayıp parayı yemeleri gibi, doğru mu? Evet, doğrudur. Bir böyle bir adi suç var. Bir de din duygularını kötüye kullanarak, dini yanlış anlatarak halkın inançlarını kötüye kullanma suçu var. Burada suç içerisinde suç var ve örgütlü bir suç bu. Bunu bir Cumhuriyet savcısı teşhis ediyor, aldığı bilgilerle üzerine gidiyor ve bu engelleniyor. Evet. Bu ciddi bir olay. Kamuoyunun bunu bu şekilde değerlendirmesi, siz o süreci yaşadıktan sonra halk bunu yeterince anladı mı? Yani sizin yaptığınız mücadelenin siyasi veya ideolojik bir şey olmayıp toplum yararına, halkın kandırılmaması, halkın bu şekilde büyük bir faciayla karşılaşmasını engelleyecek bir çaba olduğunu siz yeterince anlatabildiniz mi? Ya anlatamadık, çünkü anlatamadığımızın ispatlarından birisi biraz önce belirttiğim gibi 15 Temmuz. Zaten anlatabilmiş olsaydık ve devlet de bu en önemli kısmı da bu, zaten farkında olduğu bu olayları topluma doğru yansıtabilmiş olsaydı biz 15 Temmuz'u yaşamazdık. Şu anda Türkiye'nin yaşadığı çok derin bir travma var. Yanılmıyorsam bugün bile herhalde 300'ün üzerinde orduda hala Fethullahçı yapılanmanın mensuplarının olduğu, ona dair bir takım deliller elde edildi ve 300'ün üzerinde herhalde asker hakkında bugün gözaltı ve işte yakalamalar falan oldu. Eğer zaten bu anlatılabilmiş olsaydı bunlar yaşanmazdı. Ne o kadar insanımızı kaybederdik, ne bu kadar emek, zaman, insan kaynağımızı feda ve heba etmiş olurduk. Oradaki sıkıntılardan birisi şu, orada halen de var olan iktidar bu yapının ortağıydı. Daha doğrusu ikisi birlikte hareket ediyordu. Yani o dönemin ben bu soruşturmaları yaparken Adalet Bakanlığı ve muhatap olup onları hani bildirdiğim, bakın burada böyle böyle şeyler oluyor dediğim Adalet Bakanlığı bana niçin bu soruşturmaları açıyorsun diye müfettiş gönderdi. Ve gene o dönemin bugün de var olan aynı medyası, sadece cemaat medyasını, Fethullahçı yapılanmanın medyasını çıkarın. O gazetelerin tamamı sanki o dönem biz işte muhafazakar insanların, dindar insanların üzerine, onlar dindar oldukları için gidiyormuşuz gibi bir şeytanlaştırma şeklinde manşetlerle çıkmaya başladı. O gazetelerin bazıları, o yazarların bazıları utanmadan hala şimdi hem gazetecilik yapıyorlar hem de sanki o yapılanmanın karşısındaymış gibi pozisyon alıyorlar. Oysa azıcık mantığı çalışan, yani gazeteci olmaya ya da herhangi bir meslekte derinlemesine bilgi sahibi olmaya gerek yoktu. İstihbarat sahibi olmaya gerek yoktu. Hukukçu olmaya gerek yoktu. Apaçık ortadaydı. Hatta bunların çok önemli göstergelerinden birisi, bu çok önemli, bunu belki de çok fazla kullanmamız lazım.
15 Temmuz sonrasında mecliste 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere bir komisyon kuruldu. O komisyona benim de o gözaltına alındığım bu kumpas süreçlerinin yaşandığı dönemin MİT müsteşarı geldi. Orada MİT müsteşarına ben de sorular, şimdi emekli tabii, sorular yönettim. O soruların birine MİT müsteşarı şöyle cevap verdi. Dedi ki biz Erzincan'da sizin başınıza gelenlerin, sadece benim başıma da gelmemişti, jandarma ve MİT mensupları da benzer bir kumpasın parçası olmuştu. Bunun doğrudan doğruya yargıdaki ve kamudaki Fethullahçılar tarafından kurulmuş bir tuzak olduğunu dönemin başbakanına, Cumhurbaşkanı'na anlattık dedi. Yani MİT müsteşarı o dönem bize yönelik saldırıların bir cemaat kumpası olduğunu MİT dönemin başbakanına anlatmışlar. Yani bu kadar açık, bu kadar net. Dolayısıyla bir an için düşünün, AKP ile yani mevcut iktidarla cemaat kendi aralarında halen çok detayını bilemediğimiz, ancak teorik olarak çıkardığımız, kavgaya tutuşmamış olmasalardı muhtemeldir ki şimdi kamuda çok böyle ayrıcalıklı konumlarda bulunan cemaatler gibi faaliyetlerine devam ediyor olacaklardı. Bu kumpasları hala devam ediyor olacaktı. Şimdilerde o tuzaklar açığa çıktığı için salıverilmiş olan yüzlerce yurtsever, asker, politikacı, gazeteci, hukukçu, işte bilim adamı, onlar kendilerini anlatmaya çalışacaklardı. Şimdinin sözde cemaatle, Fethullahçı yapılanmayla mücadele ettiğini iddia eden adamlar da onlara iftira etmeye devam edecekti. Dolayısıyla o sizin sorduğunuz yurttaşlara, halka bu yeterince anlatılabildi mi kısmı maalesef evet diye cevaplayacağımız bir soru değil. Artı bir şey daha var. Sorunuzda açıkça sormadınız ama niçin diğer Cumhuriyet Savcıları ya da bu konuyla ilgili mücadele etmesi gereken kamu görevlileri pasif kaldılar? Şimdi bu çok önemli, çünkü şu anda da benzer sorunlarla karşı karşıyayız. Şu anda da alabildiğine yaygın hukuksuzluklar yaşanıyor. Alabildiğine yaygın haksız tutuklamalar, açıkça bir komplo olduğu, açıkça siyasi gündemin bir uzantısı olduğu anlaşılan soruşturmalar nedeniyle insanlar özgürlüklerinden yoksun kalıyor. Bunu çözmesi lazım Türkiye'nin. Onun içindir ki bu önümüzdeki seçim sürecinin de en önemli başlıklarından birisinin yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması olması gerekir. Maalesef geçen süreç yargıdaki Fethullahçı yapılanmanın yarattığı travmaya rağmen ders alınmış bir süreç gibi görünmüyor. Tam tersi, siyasi iktidar bunu mevcut yargı sistemini domine etmek için bir sopa haline dönüştürmüş durumda. Onun için yurttaşların ilgisini, algısını yargı sistemine daha fazla yönlendirmesi lazım. Medyalardan, gazetelerden, siyasetçilerden insanların şeytanlaştırılmasına ilişkin bu devasa propaganda mekanizmasının yönlendirmesiyle bu tarz yönlendirmelere biraz daha temkinli yaklaşmaları gerekir. Şimdi siz söylerken olayın ilkesel olarak tanımını nasıl yapabiliriz diye düşündüm. Geçen haftalarda Altan Tan konuğumdu. Dedi ki silahlı kanat, yani Kandil, çözüm sürecinde yurt dışından gelen bilgilere kandı. Yurt dışından dediğimiz dünya gücü, dünyanın emperyalist, evet, güçleri. Ne dediler dedim. İşte biz AK Parti hükümetini devireceğiz, onlarla anlaşmayın. İlginç. Şimdi buradan nereye geleceğim? İktidarlar güçlerle işbirliği yapıyorlar. Bu güç cemaat olmuş, bilmem ne olmuş, para olmuş. Sıkışan Amerika'ya gidiyor. Yani bir yerde olmak için, bir hegemonya kurmak veya iktidar olmak için ilkesiz davranmanın bedelini bütün toplum ödüyoruz. Tabii ki. Omurgasız, ilkesiz, ahlaksız.
bir kere yönetim anlayışının nerede olursan olsun bir cemaati yönet, bir kliği yönet veya ülkeyi yönet, eğer ahlak anlayışını biz bu topluma getiremezsek, yani bir yere ulaşmak için her şey, her yöntem meşrudur, herkesle işbirliği yapabiliriz mantığını bir kenara koyamazsak, hep böyle gayrimeşru olaylar, gerek silahlı mücadeleler, gerek böyle sadece kendini öne çıkarmaya çalışan cemaatler bu toplumda hala var olacaktır. Bunun üremesinin sebebi, biz iktidara ulaşalım da nasıl ulaşırsak ulaşalım veya biz iktidara geldik burada kalalım, nasıl kalacaksak kalalım, önemli değil. Yani bu toplumun ahlaka, ilkelere, mantığa ihtiyacı var. Zaten hukuk sistemimizin de en önemli sorunu o. Şu anda cezaevleri boşaltıldı. Bütün adi suçlular her gün soygundalar. Bir evi günde iki kere yoklayan insanlar oluştu. Bir yandan cezaevi yapıyoruz. Tamam, suçluları cezalandıracağız ama her yerde bu suçluları aradık. Her yerden bir sürü sanık var. Siyasette yok mu? Şimdi ne dedi yönetici, iktidarın başındakiler? Biz kendi grubumuza izah edemiyoruz. Yani FETÖ'nün ne kadar tehlikeli olduğunu kendi grubumuza zor izah ediyoruz. Demek ki o grupta bir refleks var. O grupta bir sempati var. Bu anlaşılabilir bir... çünkü uzunca yıllar boyunca biz ya da işte Türkiye'nin aklı selimle hareket eden insanları, işte yazarları, gazetecileri, hukukçuları bu konuyla ilgili bir sorun olduğunu anlattıkları zaman, örneğin ya bu sınav sorularıyla ilgili, sınavlarla ilgili bir sıkıntıya dair şüphe belirttiği zaman, hatırlayın dönemin siyasetçileri buna kargalar güler gibi bu tehlikenin olmadığını söylüyorlardı. Hatta garanti ediyorlardı. Bizatihi iktidar kendisi övüyordu. İşte dönemin cumhurbaşkanı tüm dış temsilciliklere, Abdullah Gül, yazı yazarak bu okullara yardımcı olunmasını işte Dışişleri Bakanlığı eliyle duyurmuştu. Şimdi böyle olduğu zaman kamuyla bir şekilde ilişkilenmek isteyen yurttaşların ya da işte geleneksel olarak devlete saygı duyan, devletin söylediği söze inanan yurttaşların oraya ilgi duyması hadi makul sayılabilir. Asıl sorun devletin bunun bir parçası olması, hukuk sisteminin bunun bir parçası olması. Yani vatandaşlar şimdi şu anda da bununla bu anlatmaya çalıştığım yaklaşım şu anda Fethullahçı yapılanmayla ya da işte iktidarın deyimiyle FETÖ'yle yapılan mücadeledeki en büyük sorunlardan birisi. Yani asıl sistemi, Fethullahçı yapılanmayı büyüten, besleyen, yurttaşları ona doğru iten, işte çocuklarınızın o dershaneye verin diye reklamları yapılan, işte düşünün küçük bir ildesiniz, valinin çocuğu o dershaneye gidiyor, işte tüm kamu birim amirlerinin çocukları o dershaneye gidiyor, işte vali, işte emniyet müdürü ya da işte toplumun önde gelen tırnak içerisinde isimleri onlarla oturup kalkıyor, işte onlarla bir şekilde ters düşenin yaşam hakkı yok. Üzerlerine işte devlet tüm gücüyle yükleniyor. Emniyetiyle, vergi dairesiyle. Şimdi böyle olduğu zaman bir güvencesi olmayan yurttaşların da oraya yaklaşması, çocuklarını o dershaneye vermesi, o yurda göndermesi daha anlaşılabilir. Ama şimdi mücadelede biz bu gerekçeyle ya da zorda kaldığı için ya da çocuğuna yurt bulamadığı için, İşte kamuya ait yurt bulamadığı için o yurda gönderen insanın yakasına yapışıyoruz. Ama işte bu yapıyı asıl büyütüp besleyen, kamuda onlara olanak sağlayan asıl tabiri caizse büyüklerin üzerine gidemiyoruz. Bu böyle bir soruna da yol açmış durumda şu anda. Dediğiniz gibi başka gerekçelerle de bir savcı arkadaş, duydum ki çocuğunu o okula vermiş. Dedim ne yaptın sen, niye böyle bir şeye tevessül ettin? Çok ilginç bir şey söyledi. Ya dedi, bir gün bizi yemeğe çağırdılar. Orada hiç tanımadığım çocuklar, elimi yıkadım, bana havlu tuttu. Benim çocuklar isyankar. Benim ya çocuklarımın bana evde yapmadığı muameleyi orada görünce
çocuklarım saygı öğrensin diye gönderdim. Bakın öyle gerekçeler, değişik gerekçelerle gönderiliyor. Evet. Kimi mecbur kaldığı için adam okulunu bitirmiş, bir öğretmen iş bulamamış. Onların okulunda iş bulmuş. Sonra da demiş ki şu parayı şuraya havale et diye vermiş müdürü giderken. Şimdi ya, çok da bunları çok da şey yapmayalım. Yani mesela biz niye çocuklarımızı göndermedik? Ya da niye bazı da, yani tabii ki bu anlaşılabilir. Tamamen suçlu adi, değiller ama. Doğru, şöyle söyleyelim. Yani suçlamayı ya da idari tedbiri ya da adli süreci eşit olarak uygularsak bunlar zaten ayıklanır. Ama herkes biliyordu yani hangi yapı cemaate ait, hele hele bir savcıysa o savcı o kendisine havlu tutan çocukların Fethullahçı bir yapılanmaya ait bir dershanede olup olmadığını çok net bilir. Burada o okulun bir yemeğinde tutmuşlar. Biliyor tabii ki. Oğuzla da gönderiyor. Yani şimdi de kalkıp ya ben bilmiyordum gibi bir savunma da çok şey değil, inandırıcı değil. Burada esas olan şey şu. Hukuk kuralı ortada. Hukuk kuralını herkese eşit uygulamamız lazım. Bunu uygularsak zaten bu bir karşımıza toplumsal sorun olarak çıkar ve bu tartışılmaya başlanır. Mesela işte örneğin darbe yargılamasında da erlerin durumu biraz buna benziyor. Yani şimdi Genelkurmay Başkanısınız siz. O Fethullahçı komutanların tamamı sizin imzanızla atanmış. Çalışmış. Siz yargılanmıyorsunuz ama orduya yeni gelmiş bir ersiniz. Daha ne öğrenciler, askeri öğrenciler. Daha ne olduğunu bilmiyorsunuz. Size diyorlar ki hadi şuraya gidiyoruz tatbikat komutanlarınız. Var. Tatbikat deniyor veya doğrudan doğruya çatışmaya her neyse ya er nihayetinde ve belli bir hiyerarşi yok. Oraya geç. Şimdi o er ağırlaştırmış müebbet cezası alıyor. Ama bu konuları bilmemesi mümkün olmayan daha yukarıdaki hatta onları bizzat kendisi oraya yerleştiren siyasiler, üst kademeler hesap bile vermiyorlar. Ben illa bunlar suçludur demiyorum. Çünkü suçluluğun, siz hukukçusunuz, suçluluğun kriterleri bellidir. Yani tipe uygunluğu olacak, kasıt olacak. Ama bunlara bunun bile sorusu sorulmuyorken öbürüne bu uygulamayı yaptığınız zaman orada iki şey çıkıyor ortaya. Bir, etkin mücadele etmiyorsunuz. Gerçek sorunları ya da karşı karşıya kaldığımız sorunun gerçek boyutunu ortaya koymuyorsunuz. İki, adil yürümüyor iş. Bir de adil olması lazım. Türkiye'de karşı karşıya kaldığımız yani Fethullahçı yapılanma dolayımında yani konuşmada hep programda hep oraya sıkıştı gibi ama bu dolayımında yaşadığımız sorunun gerçek boyutunu sahiden bu yapıyla samimi olarak mücadele etmek isteyen iktidar mensuplarının da toplumumuzun önemli bir kesiminin de aslında yeterince algılamadığı kanaatindeyim ben. Bu sorun kuşakları ilgilendirecek bir sorun. Yani sadece bugün karşı karşıya kaldığımız basit bir İşte şunun hakkında şu Fethullahçı demiş alalım bunu atalım cezası 9 yıl işte 5 yıl yatsın çıksın ya da işten atalımla çözülecek gibi bir şey değil. Bakın 1402'likleri hatırlayın ki bununla mukayese edilmeyecek ve baştan itibaren çok haksız hukuksuz olduğu belli olan bir sorun olmasına rağmen onun uzak etkileri bugün bile yer yer hissedilebiliyor. Ama bu çok daha büyük bir travma. Yani belki de Nazi sonrası Almanya'sının işte ya da işte Doğu Bloku ülkelerinin sonrasındaki Sovyet etkisinin ortadan kalkmasıyla ondan sonra yaşananlarla falan belki mukayese edilebilecek büyüklükte bir sorun. Ama maalesef iktidar birçok konuda olduğu gibi bu konuda da bu sorunu bir kendi iktidarını sürdürmek için bir araca dönüştürmüş durumda. Diğer kesimlerde sadece mağduriyet üzerinden sorunun çok küçük bir parçasını, kendilerinin temas ettiği küçük bir noktasını dikkate alarak tahlil etmeye çalışıyorlar. Bu perspektifle, bu sorunla adil ve etkin bir şekilde yüzleşmemiz mümkün değil. Zaten adaletin tecelli etmemesinin en önemli sebebi iktidarın
kendi lehine adaleti çalıştırmasıdır. Geçmişte bu Ergenekon davasında da bunu yaşadık. İhtilaller döneminde de yaşadık. Şu anda KHK çerçevesinde muhalif olmaktan başka özelliği olmayan bir sürü sol görüşlü falan da görevinden atıldı. Hatta birisi partinizden milletvekili adayı dahi oldu profesör. Şimdi hukukun, biz hukukçu olduğumuz için bunu konuşuyoruz. Hukuk herkese lazım. Suçlunun da adil yargılanması lazım. Suçuna göre ceza alması lazım. Şimdi darbe, şu anda darbe... bütün muhaliflerin PKK'lı veya FETÖ'cü damgasıyla damgalanması da bunun bir tezahürü. Şimdi darbe sonrası iktidarın Fethullahçı yapılanmayla mücadele ettiğini, FETÖ'yle mücadele ettiğini iddia ederek çıkardığı KHK, ihraç KHK'larının ilk mağdurları yargıda, eğitimde Fethullahçı'nın en yoğun ve etkin olduğu dönemde bu yapıyla mücadele eden örneğin Eğitimsen sendikasına yönelik oldu. Oysa Eğitimsen ilk kurulduğu andan itibaren bu yapılanmanın uzantısı olan sendikayla karşı karşıya gelip onları eleştiren, onların zulmüne uğrayan bir sendikaydı, mensuplarıydı. Ama ilk anda yanılmıyorsam 10 bine yakın Eğitimsenli öğretmenin işine son verildi. Şimdi sonra baktılar ya bu sendikaya şey çok yapışmıyor. Fethullahçı, işte FETÖ'cü suçlaması çok yapışmıyor. Ya KHK'yı da biz o gerekçeyle çıkardık. Bu sefer KHK'ya diğer terör örgütleri diyerek bir ibare eklediler. Bu sefer de PKK diyerek neredeyse aynı sayıda öğretmeni ya ihraç ettiler ya haklarına soruşturma açtılar. Oysa bir devletin eğer içinde bırakın 10 bini, 20 bini, 30 bini, 50 bini, 1000 tane herhangi bir meslekten tırnak içerisinde terörist varsa o devlet zaten bitmiştir. Yani düşünün, böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Ve bunun artık yönetemedikleri sistemi, devleti, toplumu yönetmek için bir sopa haline dönüştürülmesi gibi bir tehlikeli sürece girmiş durumdayız. Tabii sürdürülebilir değil bu. İşte önümüzde de bu bir seçim var. Umuyorum bu seçim bu ülkenin bu darboğazdan çıkması için bir fırsat olacaktır. Evet, siz değişik görüşleri, refleksleri olan klasik siyasetin kalıplarına sığmayan bir kişiliktesiniz. Bulunduğunuz partide ülkenin en köklü demokrasi geleneği diğer partilere göre daha ileri bir parti. Fakat bazen kendi partinizde de sivri çıkışlarınız oluyor. Bilhassa Selin Sayık Böke ile birlikte yaptığınız veya paralel yaptığınız çıkışlar oluyor. Size samimi olarak şunu soracağım. Siyasette ilk girdiğinizdeki beklentilerinizle, yani ben siyasete girdim, bilgi birikimimi işte daha adaletli bir toplum, daha iyi bir siyaset, yani o ideallerinizi, o amaçlarınızı, o yapmayı tasarladıklarınızı ne kadar gerçekleştirebildiniz? Siyaset sizin için umduklarınızı bulduğunuz bir yer mi oldu? Kısmen bulduğunuz bir yer mi oldu? Kısmen sükutu hayal mi oldu? Ve hatta şunu hissediyor musunuz? Ya aykırı görüşlerimden dolayı belki siyasi hayatım şimdi noktalanacak, bir daha seçilemeyebilirim gibi bir endişeye de sürükledi mi sizi? Bunu niye soruyorum? Siyasette idealizm veya siyasette bir yerlere götürme mantığı ne kadar işliyor? Siyaset çalışacak insanlara daha da etkin olacak bir mecra mı? Yoksa önlerine bir duvar olan, onların psikolojilerini negatife indiren, yani siyasette neler eksik veya siyaset içerisinde neleri buldunuz, neleri bulamadınız? Ya bir kere siyasetten ne anladığımıza göre değişir. Türkiye'de siyaset genellikle milletvekilliği ya da işte partiler içerisindeki siyasi faaliyetler çerçevesinde ele alınıyor. Bununla sınırlamamak lazım. Yani hiçbir partinin mensubu olmadığı halde alabildiğine çok güçlü siyasi konum alan, önderlik yapan, siyasetin ufkunu açan insanlar var. Dolayısıyla
sadece milletvekilliği dolayımında ele almamak lazım. Ama eğer bir siyasi partiye girdiyseniz o sizi kısıtlıyor. Bu da anlaşılabilir bir şey. Sadece siyasi partiyle ilgili de değil, herhangi bir örgütlü yapı içerisindeyseniz o örgütlü yapının formel karar mekanizmaları ile bir şekilde ilişkilenmek zorundasınız. Aksi takdirde zaten bağımsız olarak tek başına gidersiniz. Tek başınıza bir şeyler yapmaya çalışırsınız. Dolayısıyla partiye girerken ben partinin belli kısıtları olduğunu farkındaydım. Şimdi de farkındayım. Ancak ben ilk sorulduğunda da, yani Cumhuriyet Savcılığından istifa edip ilk aday olduğumda, hatta ilk anda milletvekili adayı gösterilmediğimde de şöyle bir benzetme yapmıştım. Hala o noktadayım. Bir örgütlü yapı içerisinde, siyasi yapı içerisinde eğer her insanın kafası formatlanmamışsa farklı farklı düşünen insanlar olacaktır. Bunu fizikteki vektörler gibi ele alıyorum ben. Yani birisi işte diyelim 15 derece doğuya çeker. Birisi işte 20 derece kuzeydoğuya çeker ve oradan ortalama bir karar çıkar. Önemli olan bu mekanizmanın iyi, aktif, şeffaf, doğru çalışması. Bu mekanizma doğru çalışıyorsa o ortalama çıkan vektördeki karara, güce, kuvvete de siz de uymak zorundasınız. Örgütlü mücadele bunu gerektirir. Bu birçok partide çok keskindir. Birçok partide bu örneğin liderin sözüdür. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişik eğilimler vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana sınırları çerçevesinde içinde olmakla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde geleneksel olarak yani kendisini ya da partinin konumlanması gerektiği yeri daha solda tarif eden insanlar vardır. Bunlar şu ya da bu şekilde bir araya gelmiştir. Öyle gelenekler vardır. Bazen bu kişiler etrafında da olur. Örneğin X'ci denir. Bunlar anlaşılabilir bir şey. Yani Türkiye'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset geleneğinde bu vardır. İşte çok tanımlamak istemiyorum ama bunları detaylandırmak istemiyorum. Mesela işte ulusalcılar vardır diyelim. Daha solda olanlar vardır. Sol kanat. Bu hep vardır, hep olacaktır. Bunlar sağlıklı bir şeydir. Sağlıksız olan bunun yerine tek kişinin söylediğinin artık doğru siyasiymiş, siyasetmiş gibi ele alınıyor olması. Ve bunun Türkiye'yi nasıl bir felakete getirdiğini gördük. Dolayısıyla biz sizin de dediğiniz gibi partide farklı bir siyaset tarif etmeye çalıştık. Daha doğrusu kişilerin ya işte şu gitsin bu gelsin. Aslında şu değil de şu olsa daha iyi olur. Ah bir şu gitse yerine şöyle bir adam gelse var ya her şey çözülecek diyenlerin yerine biz gelecek için biz diye bir ilkeler bir tartışma başlattık ve o tartışmanın partiye fayda getireceğini, onun karşısında da biz orada partinin daha solda, sol değerler etrafında konumlanması gerektiğini, Cumhuriyet'in kazanımlarıyla sosyal demokrasinin, solun evrensel değerlerinin partide ağırlık kazanmasının partiyi büyüteceğini, Türkiye'nin çıkışının da orada olduğunu, hatta dünyanın da çıkışının orada olduğunu tarif ettik. Biz isteriz ki bunun karşısına da hayır öyle değil, atıyorum daha kamucu bir politika yerine daha liberal bir politika takip edilmeli diye bir fikir tartışması olsun. Bunlar sağlıklı şeyler. Siz sivri sözcüğünü kullandınız herhalde değil mi? Sivri çıkışlar dediniz. Yani partinin ilkelerini zorlayan. Evet. Yani, keşke daha fazla zorlasak. Bunlar sağlıklı şeyler. Çünkü bunun öyle bir hava yaratıldı ki Türkiye'de her bir siyasi parti, her bir örgütlü yapı tek ses çıkarmak zorundaymış gibi. Bir sorunuz da şeydi, beklediğinizi yanılmıyorsam evet. Buldunuz mu? Değil, bu arayış hep sürecek. Zaten o ideale ulaşmak anlamına gelir. O zaman zaten belki siyasete de gerek kalmayacaktır. Hep mücadele edeceğiz. Yeterince zaten ilkelerimizin hayata geçtiğini görürsek zaten emeklilik zamanı gelmiş demektir. Şimdi dediğinizden ben şunu anladım. Mesela sol sınıfsal mücadeleyi öne çıkarır. İşçinin, köylünün, varoşta yaşayanların sorunlarıyla ilgilenir ve onların desteğini almak ister ve alır. Solun böyle bir evet, kapaca amacı evet. varken bugün iktidar partisi daha çok
bu işçi, köylü, varoştakilerin desteğini alırken CHP'yi destekleyenler tuzu kuru dediğimiz belli bir eğitimi almış, Beşiktaş'ta yaşayanlar, Şişli'de yaşayanlar, işte belli zenginleşmiş, daha doğrusu şöyle diyeyim, Cumhuriyet'in kazanımlarıyla belli statüler elde etmiş. Yok, bu tam böyle değil. Bu şimdi bu görünüyor ama bu Beşiktaş'ı nasıl izah edeceksiniz? Yok, şimdi bakın bu Şişli'yi nasıl izah edeceksiniz? Yavaş yavaş bu da şimdi Türkiye'de önce bir varlığını kabul edelim de sonra aşalım. Yok, öyle değil. İşte ya bir kere öyle değil. Şöyle şimdi AKP sınıfsal olarak şu anda toplumun üst kesimlerinin çıkarlarını takip eden bir partidir. Yani sınıfsal olarak baktığınız zaman AKP varoşların, işte işçilerin, köylülerin çıkarlarını takip eden bir parti değil. Yani AKP'nin yarattığı vergi aflarıyla, işte izlediği ekonomi politikalarıyla kimleri büyüttüğünü görmek için sadece şuna bakmamız yeterli. AKP gelmeden önce toplumun en üst gelir dilimindeki, yüzdelik dilimindeki kişiler milli gelirin, milli birikimin ne kadarını el koyuyordu, şimdi ne kadarını el koyuyordu. AKP geldiğinde bu yaklaşık %30 civarındaydı. Şu anda %50'yi geçmiş durumda. Yani AKP ya sonuna zengin, kadar... Daha zengin tabii ki, tabii ki. Ama burada açıldı. Toplumsal tepkiyi azaltmak için yaratılan değerden ya da işte borçlanmayla ortaya çıkarılan varlıktan yoksullara da pay verme suretiyle onların rızasını aldığını söyleyebiliriz. Ancak izlediği politikalar doğrudan doğruya emek düşmanı, toplumun alt tabakaları diyebileceğimiz kesimlerini iyice gerileten politikalar. Onun içindir ki örneğin şu anda toplam kamu borçluluğunun, yani Türkiye'deki toplam borçluluğun 1/3'ünden fazlası 5000 lira ve daha altı geliri olan yurttaşlara ait. Yani borçluluğu artmış. Geleceği daha riskli hale gelmiş. Dolayısıyla bir kere bu kalıp da çok doğru değil. Yani işte CHP zenginlerin partisi, tuzu kurların partisi falan değil. Burada belki yaşam tarzını gündeme getirebilirsiniz. Ya da ne diyelim, eğitim üzerinden araştırmalar öyle şeyler gösteriyor. Yani CHP'ye oy verenlerin eğitim yükseldikçe oranının daha arttığı falan gibi şeyler söyleyebilirsiniz ama toplam yani sınıfsal nitelendirmeye baktığınızda AKP'nin doğrudan doğruya üst gelir gruplarının partisi olduğunu doğrudan doğruya söyleyebiliriz. Şimdi bu bir birinci, kere bu ezber doğru değil. Birinci halka konusunda haklısınız. Evet. Yani bir grup zenginleşti ve o iktidarın çevresine yerleşti. Evet. İşte yandaş medyayı kurdu, havuz medyasını ve habire hem kazanıyor hem de destekliyor partiyi. Fakat şunu da unutmamak lazım. Tamamen öyle değil bence. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesi her yıl katlanarak gidiyor. Şu anda iktidarın ilk dönemlerinde diyelim ki bir birimse, şimdi en az 20 birim oldu. Diğer bakanlıkları katladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ne yapıyor? Bütçenin önemli bir bölümünü bakıyor, her eve bir kısmen para girsin. İşte hiç kimse maaş almıyorsa evde nenesine, çocuğa bakma parası veriyor. Ama bakın, burada miktar, tam para veriyor eve. Kömürünü de gönderiyor. Yani ölmeyecek kadar her eve bir şey giriyor. Tam onunla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Şimdi burada bir kere Türkiye'deki sosyal yardımlar OECD ülkeleriyle mukayese ediyoruz. Onun çok çok gerisinde. Yani Türkiye'de yanılmıyorsam en son %16 civarındaydı milli gelire oranı. Oysa bu OECD ülkelerinde 30'larda falan sosyal yardım. Yani sanıldığı gibi AKP ortalama bir OECD ülkesine göre çok fazla sosyal yardım kendi veren bir ülke değil. Katladı ama diyelim eskiden %5'te şimdi %10. Birincisi bu. Dünya şu anda bu tarz inayet ya da işte bir lütuf gibi muhtaç yapılan kılma yardımlardan, bağımlılıktan evrensel gelir ya da iş güvencesi gibi çok daha insani ve kalıcı, siyaseten manipüle edilemeyen
gelirleri tartışıyor ve bunları hayata geçirmeye çalışıyor. Dolayısıyla buradaki yardımı, sosyal yardımı bizim evrensel anlamda insanların hak ettiği ya da solun önemsediği, benimsediği bir sosyal yardım olarak ele almaktan ziyade olası toplumsal patlamaların önüne geçmek üzere bir lütuf olarak rızayı elde etmek üzere yapılan bir transfer olarak ele almak lazım. Yapılmalı mı? Tabii ki yapılmalı. Ama bu insani olmalı. Onun için biz mesela işte istisna olmalı. Tabii ki biz bunun yerine örneğin biz aile sigortasını öneriyoruz. Yani aile sigortası sadece yurttaş olmakla hak edeceğiniz bir şey. Örneğin bu yardımlara geldiğimiz zaman örneğin işte belediyelerden ya da seçim zamanı giden bu yardım paketlerinden AKP'ye oy çıkmayan yerlerin faydalanamadığını görüyoruz. Benim bizzat gözlemlediğim şeyler var. Eğer hani merak eden olursa bunların listesinde çıkarız. Birkaç özet. Yola kadar, yol işte köye bir kilometreye kadar geliyor. Seçimden bir ay önce duruyor. Hadi bakalım. Seçimden sonra gelecek diye. Eğer çıkmazsa o yol orada duruyor öyle. Utanç verici bir şekilde o yol orada duruyor. Yarım halde köye varmadan kesilmiş olarak duruyor. Yani size destek ver. Onun içindir ki İstanbul'daki belediye başkanı tabii ki çalışmalara işte metroya bize en çok oy çıkan yerlerden. Onun içindir ki Ankara Büyükşehir Belediyesi görevden alınan Melih adam sahneden gitti, adını da unuttuk bak. Melih Gökçek en son o da öyle söylemişti. İşte en çok oy çıkan yerlerden başlayacağım çalışmaya demişti. Yani bu böyle değil. Sol, sosyal demokrat partiler bunu bir çeşit insan hakkı olarak, yurttaşlık hakkı olarak ele alırken AKP bunu kendisine destek verip vermeme üzerinden ya da kendisinden görüp görmeme üzerinden kurguluyor. Ve halkı dolayısıyla mahkum edip bu ilişkinin ki, devam etmesini istiyor. Ya da örneğin yanılmıyorsam dün Hakkari mitinginde olduğum için detaylarını kaçırdım ama bir günde getirilip işte komisyondan geçirilip genel kuruldan geçirilen yasayla örneğin vatandaşlık vergisi gibi bir vergi getirilmiş. Yurttaş başına 90 bin lira. 90 lira herhalde. Şimdi bu şu dağıtılan paraların tamamından daha fazla vatandaşın cebinden bir gelir almak. Ama bakıyorsunuz işte X müteahhitin vergisi yapılandırma adı altında bir kalemde siliniyor ve o yapılandırma adı altında silinen bir kalemde silinen para belki de bu bahsettiğimiz şeylerden çok daha fazla. Miktarlardan çok daha fazla. Dolayısıyla AKP'nin sınıfsal niteliği doğrudan doğruya sermayeye dönüktür. Sermaye partisidir. Sermayeyi halen de palazlandırmaktadır. Şu birkaç dakika içerisinde konuştuğumuz konular can alıcı konular. Yani halka üretime katıl ve iş gücünle kendini geliştir, hak ettiğini tüket tarzında imkan hazırlamak yerine halkı fakirliğe, muhtaçlığa mahkum etmek, onları 3-5 kuruşla kandırıp oylarını almaya devam ettirmek gibi bir sistem oluşturulmuş. Bu sistemden siyaset nemalanıyor. Evet. Sosyal demokrat bir partinin de bunları çok net bir şekilde gündeme getirmesi. Tabii ki, tabii ki. Evet. Fakat hiç kusura bakmayın CHP kendi iç mücadeleleri ve iktidarın ortaya attığı suni gündemlere laf yetiştirmenin ötesine geçip de şu sizin anlattığınız netlikte bunu kamuoyuna veremiyor. Aslında haksızlık da etmeyelim. Şimdi şöyle ben parti içerisinde eleştirel tutum alan biri olarak haksızlık etmeyin diyorum size, dikkatinizi çekerim. Şimdi şöyle bir sorunumuz var bizim. Şimdi yurttaş arıyor, vatandaş arıyor. Diyor ki şunu niye söylemiyorsunuz diyor. Şimdi bu niye söylemiyorsunuz dediği sadece benim parlamentoda her gün belki 5 kez karşılaştığım, bağıra bağıra söylediğimiz olgular olabiliyor çoğu zaman. Bir kere şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Doğrudur. Yani belli bir boyutta sizin dediğinizin de belki etkisi vardır ama belli bir boyutta da söylediklerimizi yurttaşa iletme kanallarıyla da
ilgili sorunumuz var. Söylüyoruz ama duyan yok diyorsunuz. Ya tabii şimdi... Süremizin dolduğunu işaret ediyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Birinci bölümün sonuna geldik. Bizden ayrılmayın. Gündemi konuşmaya devam ediyoruz. İlhan Bey, iktidarla ilgili şöyle bir algı şu anda gündemde. Bütün dış güçlere karşı mücadele veren, dik duran, emperyalizmin karşısında varlık göstermeye çalışan bir iktidar var. Herkes onun yanında yer almalı. Bir başka algı da her yönüyle bağlantılı, güçlü, ekibi sağlam, sarsılmaz, değişmez ve mutlaka her şekilde seçimi kazanacak bir iktidar var algısı var. Yani bu algı sürekli yoğun medya pompalamasıyla halkın beynine işlenmiş. Dünyaya karşı mücadele eden bir parti var ve çok güçlü desteği olan bir iktidar var. Hem bu özelliğiyle hem de gücünden dolayı devam edecek. Siz iktidar alternatifi ana muhalefet partisi olarak bu iki yaklaşıma ne dersiniz? Ya ikisi de büyük bir yalan. Yani özellikle iktidarın dünyaya karşı mücadele ettiği, işte emperyalizme karşı mücadele ettiği olgusu özellikle sadece ve sadece Suriye ve Amerika ile olan ilişkileri göz önünde bulundurulunca büyük bir yalan oldu, ortaya çıkıyor. Yani emperyalizmle mücadele eden bir iktidar, Amerika ki emperyalizmin en önde gelen temsilcisidir, sizin komşunuz olan bir ülkeye, tarihi, kültürel, insani bağlarınız olduğu bir ülkeye füze yağdırdığı zaman, üstelik herkesin yalan olduğunu bildiği bir gerekçeyle füze yağdırdığı zaman onu alkışlamaz. Ya da stratejik ortağız demez. Ya da onlardan izin alarak bir takım işlere, bir takım operasyonlara girmez. Bağımsız bir hat izler. Ülkesinin ulusal çıkarı neyse, yurttaşlarının ulusal çıkarı neyse onu harekete geçirir. Ama bir yandan NATO'da olacaksınız. Öte yandan diyeceksiniz ki ya işte bu PKK'nın arkasında Amerika var. Bir yandan İngiltere'ye babalanacaksınız. Öte yandan daha bugün çıktı ortaya ki Cumhurbaşkanı İngiltere'yi ziyaret edecek ve orada ziyaretinin önemli bir parçalarından biri de finans kuruluşlarıyla olacak. Şimdi bu dolayısıyla AKP iktidarının daha ilk kuruluşu anından itibaren emperyalizmle mücadele eden bir yapı değil, tam tersi emperyalizmin en büyük partneri oldu. Zaten bizzat kendi ağızlarından Büyük Orta Doğu Projesi'nin, hatırlayın Cumhurbaşkanı'nın o çok tiyatral konuşmasıyla, BOP eş başkanıyım diye kendisini lanse ettiği konuşmasını hatırlayın. Böyle anti-emperyalistlik olmaz. Anti-emperyalistlik bağımsızlıkçılığı gerektirir, bağımsız politikayı gerektirir. Kendi ulusal ve bölgesel çıkarlarını sadece kendi yurttaşlarının değil, diğer komşuların, hakların da çıkarlarını emperyalizm karşısında savunmayı gerektirir. Böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Büyük bir yalandır. Tam tersi emperyalizmin arayıp da bulamayacağı, kırılganlıkları nedeniyle arayıp da bulamayacağı bir partnerdir. Ayrıca emperyalizm sadece Amerikan emperyalizmi de değildir. Emperyalizm bazen Rusya olarak görünür, bazen Çin olarak görünür, bazen ABD olarak, bazen de AB olarak görünür. Önemli olan sizin burada gerçekten bağımsızlıkçı bir politika izleyip izlemediğiniz. Bu çok net bir şekilde bahsettiğimiz yapılanmalarla içli dışlı olarak pay kapmaya çalışan çapsız bir dış politika izlediklerinin göstergesi. Diğeri devrilemez. Bunlar kesinlikle baş edilemez bir iktidar algısı da kesinlikle doğru değil. Zaten şu anda kaybetmiş durumdalar. Sorun yurttaşlarımızın, daha önceden de kaybettiler. 7 Haziran'da kaybettiler. Yani 7 Haziran'da burada öz eleştirel olarak da bir şeyler söylemek lazım. Kazananlar eğer yeterince cesur olsaydı, yeterince
güçlü siyasi refleks göstermiş olabilselerdi, şimdi bambaşka bir Türkiye olurdu. Ama 7 Haziran'da parlamento çoğunluğunu yitirdiği halde iktidar, buna karşı güçlü siyasi tepkiler verilmediği için ya da 16 Nisan referandumunda seçimle ilgili güçlü bir şaibe ortaya çıktığı halde güçlü refleksler verilmediği için böyle bir algı var. Gezi'de de kaybetti aslında iktidar. Gezi direnişi sonrasında da kaybetti. Önemli olan bunlardan politik sonuç çıkaracak bir güçlü refleksin ortaya konulması. O da şimdi görülüyor, şu anda görülüyor. Ben iktidarın ahlaki olarak, siyasi olarak, ekonomik olarak zaten kaybettiğini, yurttaşlara söyleyebileceği herhangi yeni bir şeyin kalmadığını teşhis ediyorum. Zaten kaybetmiş bir iktidar var şu anda. Önemli olan bunun yerine neyin geleceğinin iyi kurgulanması. Yani hata yapmadan bu iktidarın yerine Türkiye'yi gerçekten yönetebilecek bir perspektifin iktidara gelebileceğine yurttaşları inandırmak olduğunu düşünüyorum. Yoksa 16 yıldır ülkeyi yöneten kişilerin çıkıp sanki ilk kez bir seçime giriyormuş gibi İşte size özgürlük getireceğiz. Yok işte daha fazla demokrasi getireceğiz. İşte ekonomiyi şahlandıracağız falan gibi bir söylediğini eğer sayeden bir taahhüt olarak ele alacak olursak bize çok büyük saflarız demektir. Yani geçenlerde sosyal medyada bir şey vardı. Her şey yolunda gidiyorsa niye seçime gidiyoruz? Her şey kötüyse bunun sorumlusu kim? Bizi kurtaracak AKP ise ya da Erdoğan ise bugünküleri, bugün olan sıkıntıların sorumlusu kim anlamına gelebilecek bir çok popüler bir soru vardı. Gerçekten öyle. Yani eğer sahiden her şey yolundaysa bu erken seçim, hatta baskın seçim niye yapılıyor? Yok bunun sorumlusu siz değilseniz kim? Kurtarıcı sizseniz niye kurtarmıyorsunuz gibi böyle evet. Çok mantıklı sorular var. Bu tamamen bir bence yanlış bir algı. Biraz da bunun üzerinden bir iki hatta ilerlemeye çalışıyorlar. Bazısını tersten yurttaşları ürkütüp sandığa mesafelendirmeye çalışıyorlar. Yani işte bunlar kaybetseler bile bir şekilde iktidarı bırakmazlar falan, öyle bir şey yok. Eğer yenilirlerse gideceklerdir. Gitmek zorundalar. Şimdi şunu anlıyorum. Uluslararası güçler böylesine kırılgan, kolay yönlendirilebilir bir partneri istiyorlar ve bırakmayacaklar. Kuşkusuz tabii ki. Bazı kamuoyuna... Bakın bir, şimdi Türkiye'de genellikle muhafazakar kesimler, AKP'nin destekçisi olan kesimler Filistin meselesi konusunda hassastır. Yani orada İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulümler nedeniyle, haksızlıklar nedeniyle haklı bir hassasiyeti vardır. Geçenlerde Cumhurbaşkanı çıkıp iki cihanda yakamız, elimiz yakanız yakasında olacak İsrail'in dedi. Filistin'e yaptıklarından dolayı. Oysa hatırlayın Mavi Marmara olayını. Mavi Marmara'da 9 yurttaşımız İsrailler tarafından katledilmişti. Hatta bir yurttaşımız da daha sonra deniz kazası gibi geçiştirildi. Yaşamını yitirdi ve orada 20 milyon dolar yanılmıyorsam karşılığında uzlaştılar. O uzlaşma sayesinde Türkiye'de o katliamın sorumluları olan, hani hukuki niteliği tartışmalı bir davaydı ama o davadan vazgeçildi. O dava düşürüldü. Üstelik elde edilen paralar Mavi Marmara mağdurlarına yanılmıyorsam önemli ölçüde verilmedi de. Ve o anlaşmada şimdilerde en çok propagandası yaptıkları Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasını da üstü örtülü olarak kabul etmiş oldular. Ama şimdi seçim iklimine gelindi. Şunu demek istemiyoruz. İsrail'le ilişkileri işte kesip atın falan değil. Ama iş iç politikaya geldiği zaman alabildiğine bir düşmanlaştırma, Amerika'yla da aynı, işte büyük güçlerle de aynı. Bu
yönetemeyen ve sağ iktidarların en çok başvurdukları yoldur. İnsanların tanımlayamadığı, baş edemeyeceklerini düşündükleri soyut düşmanlar icat ederler. Eserler, gürlerler icraatta onunla i̇şte paralel kullanır. Bu kimdir? Arkadaş 16 yıldır sen oradasın. Madem bu kadar muktedirsin, eğer kastettiğin İngiltere ise oraya gitme. Kastettiğin Amerika ise çık NATO'dan. 15 Temmuz'da hangi dış güçler destek verdi? Evet, kim yani hala İncirli'yi orada tutacaksınız. Sonra FETÖ'nün arkasında Amerika var diyeceksin. Şimdi böyle bir şeyi hayata geçirdiğiniz zaman artık politikanız yalan, ön yargılar üzerine kurulu demektir ve beni inandıramazsınız anti-emperyalist olduğunuza. Tam tersi ben şuna bakarım. Formel ilişkilere bakarım. Burada yurttaşların hassasiyeti vardır ve o hassasiyetler önemlidir. Gerçekten Filistin davası önemlidir yani. Solun da benimsediği belki muhafazakarlar savunmadan ölmüştür. Hatta işte 6. filo çok sembolik olarak anlatılır. İşte bunlar işte bu İsmail kahramanlar AK Parti'nin öncülleri Deniz Girmiş'e karşı evet onlar Amerika'yla ilişkileri güçlü bir şekilde kurarken bağımsızlık bayrağı bizdeydi. Bağımsızlık mücadelesi bizim elimizdeydi. Ama şimdi kalkıp sanki bizler neredeyse Amerikancıymışız gibi bizler sanki işte sol dış güçlerin oyuncağıymış gibi ya da onların kontrolündeymiş gibi bu propaganda yapmaya çalışıyorlar. Yani bunun da ama bir sınırına dayanıldığını düşünüyorum ben. Yani yurttaşlar bu soruları yavaş yavaş sormaya başlayacaktır. Başladıklarını da görüyoruz. Yani madem ki sen anti-emperyalistsin, o zaman ona göre davranacaksın ve Suriye'de rejim gerçekten eğer antidemokratik olsa bile Amerika tarafından bombalandığında anti-emperyalist tutum Amerika'ya karşı çıkmaktır. Amerika'yı alkışlamak değildir. Hem Amerikancı olup hem Amerika ile aynı ittifak içerisinde olup hem Amerika çağırdığı zaman elini şıklattığı zaman koşa koşa gidip stratejik ortağımdır deyip hem anti-emperyalist olamazsın. Şimdi bu süreçte iktidarın seçime doğru yıprandığı, seçimi kaybetme ihtimali ortaya çıkar ise bu dünya güçleri de iktidarın devamından yana atraksiyon yaparsa bu bunun ispatı olur sizin dediğinize göre. Örneğin Adil Öksüz'ü paketleyip söyleyeceği sözleri de eline yazıp gönderirler. Gelir gelmez hükümet de yine konuşursa bu dış güçlerin iktidara al sana bir imkan ve bununla iktidarını devam ettir şeklinde yorumlayabileceğimiz bir gelişme midir? Yani tabii hani yani destekliyorsa bir atraksiyon yapıp bir destek olması lazım. Bugün yanılmıyorsam bir gazetede de böyle bir şey vardı. Bu benzer şeyleri aslında birkaç kere gördük. Yani örneğin iktidarın Afrin operasyonu bence tam da bu gerekçeyle başlatılmış bir Amerika'nın izin verdiği, Rusya'nın izin verdiği, kendini ispatlamaya çıktı. Hatta Suriye'nin izin verdiği ve bir askeri bir başarı, kahramanlık hikayesi olarak kurgulanmış bir olaydı. Bunu nereden çıkarıyoruz? Rusya'nın hava savunmasını, Suriye'nin hava savunmasını Rusya sağlıyor. Ve Rusya'nın o hava savunmasını kaldırmadığı halde Türkiye orada helikopter bile uçuramaz. Bunun nitekim hükümetin kendisi de söyledi. Özellikle İlnur Çevik çok açık, çok net bir şekilde bu netlikle ortaya koydu. Yani Rusya izin verdiği için Türkiye Afrin operasyonunu yaptı. Başka kim izin verdi? Amerika izin verdiği için Türkiye Afrin operasyonunu verdi. Hatta gene iktidar tarafından açıklandı ki Suriye rejimi de dolaylı olarak görüşmelerle oraya bir yol açtı. O zaman demek ki orada emperyalizmin çıkarlarıyla iktidarın çıkarı örtüşmüş ve onlara bir askeri başarı tırnak içerisinde teslim etmek üzere buna yol verilmiş. Böyle şeyler olabilir ama şunu düşünmenin çok doğru olmadığı kanaatindeyim ben. Yani emperyalizm ya da dış güçler çünkü AKP gibi iktidarların da bizlere inandırmak istediği şey bu. Bunlar dünyada her şeyi yapmaya muktedirler, her şeyi kurgularlar. Ülkelerin, insanların bağımsız davranma, kendi inisiyatiflerini ortaya koyma kabiliyetleri yoktur gibi bir hava vermeye çalışıyorlar. Yani ya eğer
Amerika istemezse AKP gitmez. Ya da gidemez. Ne bileyim işte faiz lobisi istemezse AKP, böyle bir şey yok. Çünkü bahsettiğimiz yapıların da artık dünya siyasetine müdahale kabiliyetleri sınırlanmış durumda. Bu test edilmiş durumda. Yani işte Afganistan'da çuvalladılar, Irak'ta çuvalladılar, Suriye'de çuvalladılar ve aynı zamanda tek başlarına mücadele ettikleri bir alan da değil. Başka güçler de var. Her şeyden önce Türkiye bunun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu bunun bir somut göstergesi. Yani emperyalizme karşı direnerek kendi gündemini hayata geçirebildi. Yani dolayısıyla işte bir ulusların kendi çıkarları çerçevesinde dünyayı müdahale edebildikleri alanları tabii ki dizayn etmeye çabaları vardır ama bu kabiliyet sonsuz bir kabiliyet değildir. Tabii, halkın refleksleri, bilinci de önemli. Tabii bakın, ki. Abdullah Öcalan paketlenip gönderildiği zaman Ecevit olağanüstü bir parlama yaşadı. Yani Türkiye gibi halkın iktidarı tam olarak takip edip denetleyemediği, manipüle edildiği yerlerde dışarıdan gerçekleşen müdahaleler çok ciddi değişikliklere sebep oluyor. Yani bu kadar basit değil. Uluslararası güçler iktidarın devamından yana bir karar alırlarsa bunun ötesine geçmek, bu siyasal bilinçle, bu algıyla, bu toplumsal refleksle çok da kolay bir şey olamaz. Ya şöyle diyelim, şimdi biz şöyle düşünüyoruz. Mesela uluslararası güçler dediğimizde sanki uluslararası güç diye bir tekil bir yapı, karar mekanizması var. Bunlar bir araya geliyorlar ve bunların gündemleri hep aynı doğrultuda. Bu hatta seçimleri değerlendirirken de biz hep öyle söyleriz. Seçmen işte şunu istedi, seçmen böyle dedi falan. Değil. Yani orada başka bileşenler var, başka değişkenler var. Dediğim gibi örneğin Türkiye, diyelim ki işte Türkiye'nin geleneksel ilişkilerinin olduğu Azerbaycan'da X şeklinde davranan bir iktidarın olmasını ister. Mutlaka. Ya da Rusya Y şeklinde davranan bir iktidarın olmasını ister. Diyelim. Ya da işte Suriye'de. Ama buraya müdahale kabiliyeti, buraya dışarıdan müdahale edenlerin hepsinin çıkarının aynı yönde olduğu anlamına gelmediği gibi müdahale kabiliyetleri de her zaman en üst düzeyde değildir. Dolayısıyla Öcalan'ın teslim edildiği ya da Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği dönemdeki o refleksin adil öksüz, eğer öyle bir şey olursa, şimdi biz çok spekülatif bir şey üzerine konuşuyoruz. FETÖ'yü paketleyip gönderseler %70 oy alır iktidar. Bunun kimin lehine olacağının garantisi her zaman planlandığı gibi olmaz. Yani Fethullah Gülen'i sayden Türkiye toplumunun önemli bir kısmı, AKP'ye destek verenlerin önemli bir kısmı o boyutta tehdit olarak görüyorsa, bunun sorgulamasını yaparak AKP'ye ona rağmen oy veriyorsa, Fethullah Gülen'i Türkiye için bu boyutta bir tehdit haline getirenin de AKP olduğunu görüyor olması lazım. Yani Fethullah Gülen kadar tehlikeyi yaratanın orduya bu kadar Fethullahçı yerleştiren olduğunu da görüyor olması lazım. Ya da yargıya bu kadar Fethullahçı yüksek yargıcın yerleştirilmesini sağlayanın bir ayağı Fethullah Gülen'se, bir ayağının da AKP'li Adalet Bakanları olduğunu görüyor olması lazım. Dolayısıyla Fethullah Gülen'in ya da Adil Öksün Türkiye'ye iadesinin toplumun en azından yarısında Öcalan'ın iadesindeki gibi bir etki yapma ihtimali yok. Yani şimdi biz Fethullah Gülen'i Amerika Birleşik Devletleri iade etti diye bunu Türkiye'nin başına bu kadar belayı saran AKP'ye bir artı olarak mı yazacağız? Yani o günahlarını ortadan mı kaldırmış olacak? Yani benim seçmen davranışımı hiç değiştirmez bu. Ne tam farkı tersi, var? Abdullah Öcalan'ın getirilmesiyle ne farkı var? Ya şöyle bir fark var. Abdullah Öcalan hükümetlerin Fethullah Gülen'de olduğu gibi hükümetlerin o boyutta beslemesiyle büyümüş bir hareket değil. Yani eğer hükümetler gerçekten Fethullah Gülen'in önünü açmasalardı, AKP özellikle, AKP başta olmak üzere önünü açmamış olsaydı,
Fethullah Gülen yargıya bu kadar girebilir miydi? Bakın ifade veren dönemin Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri şöyle bir toplantıdan bahsediyorlar. Fethullahçı Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyeleriyle yargının Fethullah imamı bir evde toplanıyor. Pazarlık yapılıyor. İşte yanılmıyorsam 160 civarında Yargıtay üyesi belirlenecek. Onlardan birisi dışarı çıkıyor. Fethullah Gülen'le telefonla konuşuyor. Fethullah Gülen diyor ki hepsi bizim olacak diyor. Olmaz işte şu kadar bu kadar 140'a mı 120'ye mi ne bağlıyorlar pazarlığı ve 160 yüksek yargıçtan %120'si Yargıtay üyesi olarak atanıyor. Ve Türkiye'nin yaşadığı hukuk cehennemini yaşatanlar bunu. Şimdi Fethullah Gülen teslim edilince bu pazarlığı yapan üyeler, bu pazarlığı yapan Adalet Bakanları belki de bizim gözümüzde daha ters şeyler. Tabii ki. Tam da demek istediğim bu. Dolayısıyla acaba sağlar mı? İhtimal ki sağlayabilir. Böyle spekülatif şeyler yerine somut olgular üzerinden şunu dediğiniz için daha söylüyorum. Mantıklı olacağını emperyalizm iktidardan memnun ve işbirliği içerisinde dediniz. Yani eğer öyleyse iktidarın yeniden iktidarını devam ettirmesi için ona elindeki imkanları sunacaktır. Evet, ya daha doğrusu şöyle düşünelim. Bu da bunun test edilmesi olur. Yani evet. Bu konuda kararsız olan halk şuna bakacak. Dış güçler bu süreçte, bu zor süreçte, çünkü tam bir denge gözüküyor. Bu denge muhalefetten yana ağır basmaya başlarsa dış güçlerin iktidara olan yaklaşımı nasıl? Yani iktidar emperyalizm ve iktidar dış güçler ilişkisini ölçmek, değerlendirmek ve reel bir karar vermek açısından halka bir ipucu veriyoruz. Ben şöyle söylüyorum. Bu ilişkiler bu kadar şematize edilecek basitlikte değil. Ve bir emperyalizm dediğimizi tekrar vurgulamak istiyorum. Net ve reel olmaz mı? Tek bir dinamiğe bağlı değildir. Bunun değişik boyutları vardır. İki, örneğin ekonomi politik üzerinden de gitmek gerekebilir. Eğer Türkiye'de büyük yatırımları varsa bir emperyalist olarak tanımladığımız ülkenin, mesela bu yatırımların geleceğini de göz önünde bulundurabilir. Ya da Türkiye ile diyelim ki Orta Doğu'daki konumuna dair bir uzlaşma, ona dair bir plan varsa bunu da göz önünde bulundurabilir ve İlk başta destek ya da karşıya çıkma gibi keskin bir pozisyon almayabilir. Onun için biz bu tarz bizim belirleyiciliğimizin dışında olan ve hiçbir zaman bizim ulusal çıkarımızı öncelemeyecek yapıları gözümüzü oraya bakmaktan ziyade kendi iç dinamiklerimize bakalım. Yani bu ülkeyi, bu iktidar nereye götürüyor? Ve eğer emperyalistlerin müdahalesiyle Türkiye'de bir iktidar değişimi dinamiği olacaksa olmasın. Biz kendi işimizi kendimiz görmemiz lazım. Çünkü emperyalizmin müdahalesi varsa o eninde sonunda total olarak Türkiye toplumunun zararınadır. AKP bugün var yarın yok. Erdoğan bugün var yarın yok. Ama bu topraklarda biz birlikte kardeşçe barış içinde yaşamak durumundayız. Bunu sağlamak durumundayız. Onun için ben bu tarz dışarıda müdahaleyi ima eden politik gündemlerle çok oyalanmamak gerektiğini düşünüyorum. Bunun en güzel örneğini Suriye'de yaşıyoruz. Bakın Suriye'de şimdi emperyalizmin oyuncağı olmuş durumda. Bir bakıyorsunuz Rusya'yla, işte Rusya oranın bir şekilde destekçisi, bir bakıyorsunuz İran, ama kendi aralarındaki ilişkiler değiştiği zaman onlar anlaşıp başka bir yere alan açabiliyor. Örneğin Rusya izin vermeseydi, Amerika son Suriye bombalama olayını yapabilir miydi? Muhtemeldir ki yapamazdı. Değil mi? Yani Rusya ile savaşmayı göze alamazdı. Ama ya biri birine göz yumdu, görünürde bağırdı, çağırdı. Çok kirli ilişkiler var. Evet, dolayısıyla biz onu bırakalım. Bizim somut şeylere geçelim. Büyük defoları olmasına rağmen işleyen bir sistemimiz var. Bu sistemi henüz büyük bir kopuş yaşamış değil. Seçim sistemi falan. Önümüzde de Cumhurbaşkanı'nın bir dönem dediği gibi bize gerçekten Tanrı'nın lütfudur bu seçim. Yani demokratik bir iktidar değişiminin, bir nöbet değişiminin sağlanabilmesi için bu seçimi eğer sıkı tutarsak
Türkiye'nin geleceğini çok aydınlık görüyorum ben. Nasıl aydınlanacağız? Yani iktidar el değiştirdi ve muhalefetin önde gelen isimlerinden birisiniz. Yetkilerinizi daha da artırdık. Muhalefetin sözcüsü, yetkilisi, etkilisi olarak neler nasıl değişecek? Yani halka ne vaat ediyorsunuz? Bu rahatsız olduğunuz şeyler, ekonomik, sosyal, özgürlükler, insan hakları, gelişmişlik, paylaşım nasıl sağlayacaksınız bunu? Ya, Türkiye'nin sorunları önemli ölçüde ağırlaştı. İşte eğitim gerçekten çok işin içinden çıkılmaz hale gelmiş durumda ve uluslararası saygın derece bu konudaki derecelendirme yaklaşımlarına baktığınız zaman gerçekten Türkiye'nin eğitimde hali işler acısı. Ekonomiyi kendisini döndürme noktasından gitgide uzaklaşmaya başlamış durumda. Dış borç, cari açık gibi çok yani makroekonomik göstergeler çok çok kötü işaretler veriyor. Dolu. Ama bunlar hep soyut şeyler. Yani bu sorunları söylüyorum. Şimdi bunların tamamının zeminini oluşturan birkaç unsur var. Öncelikle buralarda çok önemli işler yapmak zorundayız. Birincisi toplumun aşırı kutuplaşmış ve kamplaşmış yapısından, düşmanlaşmış yapısından uzaklaşıp toplumu, milleti adeta yeniden inşa etmek zorundayız. Birlikte yaşama, tabii. Birbirimizi sevme, bunu, sayma. Bunu yaparsak yani kaygıyı ve sevinci ortaklaştırırsak, birbirimizi anlamaya, dinlemeye başlarsak Türkiye'nin dinamikleri çok çok ağır sorunlarla bile baş edebilecek bir birikime sahip. Bu hepimizin umutlu olmasını gerektiriyor. Bir diğeri hukuk devleti ve onunla bağlantılı kurumları, kuruluşları yeniden etkin hale getirmek zorundayız. Başta yargı olmak üzere, yargı bağımsızlığı ve yargı tarafsızlığını sağlamadan hiçbir şeyi, yani bu zeminden bahsediyorum. Bunu mutlaka gerçekleştirmek zorundayız. Onun dışında ekonomi, dediğim gibi ekonomiyle ilgili çok belki de keskin önlemler alınmak zorunda. Çok saygın ekonomistler Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ekonomik riskin artık bir kriz olarak adlandırmaya getirdiğini, hele hele bu son açıklanan temellendirilmemiş işte seçim vaatleriyle birlikte Türkiye'nin ekonomik dengelerinin daha da bozulacağını söylüyor. Bir diğeri Türkiye'nin mutlaka dış politikada barışçıl bir hatta yeniden oturması lazım. Yani Türkiye'nin önündeki dönemde en büyük sorunlardan birisi olan işte bu göçmen sığınmacı sorunu, işte yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelmesiyle ilgili büyük soru işaretlerini oluşturan bir takım güvenlik sorunlar, bunların tamamı iç içe geçmiş ve ağırlıklı olarak dış politika kaynaklı şeyler. Burada yeniden barışçıl, gerçekçi, ülke çıkarlarını ön plana alan ama Orta Doğu halklarının da çıkarlarını göz önünde bulunduran bir barışçıl hatta oturması lazım. Bu temel 3-5 nokta harekete geçirilirse Türkiye'nin önündeki sorunları süratle aşacağı kanaatindeyim. Buna dair partinin 24 Mayıs'ta bir seçim bildirgesi açıklaması olacak. Orada biraz daha detaylandırılacaktır tabii ki bunlar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en temel, muhalefetin en temel tezi tek başına bir insanın bu kadar yetkiyi kullanmasının yanlış olduğu. Şimdi ben bundan önceki programlarda bütün muhalefet adaylarına bir ilkesel beyanname okudum. Madem tek kişinin iktidarından bahsediyorsunuz, bütün adayların şunu söylemesi lazım. Ben tek başıma Recep Tayyip Erdoğan gibi aciz bir insanım. Ben de bu yetkileri alsam tek başıma bunu yapamam, götüremem. İşte arkamda çok güzel bir ekip var, bakın birlikte karşınızdayız. En az 20 kişilik konusunda uzman, tertemiz insanı arkasına alıp hatta onlara da birer ikişer cümle konuşma hakkı verip bir ekip ruhunun varlığını bu topluma hissettirmek lazım. Yani tek adam iktidarı diyoruz ama bakıyoruz Cumhurbaşkanı adaylarına, ben yapacağım, ben bana güvenin, ben daha iyisini yaparım diye bir tek adam söylemi var. Bu konuyu bütün muhalif
adayların da burada dikkatini çekiyorum. En temel eleştiri konusunda, hatta ben şunu da söyledim. Bu ekip devamlı göz önünde olmalı ve milletvekilliğine falan da aday olmamalı. Ben ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olsam veya onun danışmanı olsam şunu mutlaka sağlarım. Biz kesin olarak seçileceğiz. Çok parlak insanları da ikna ettik. Milletvekili adayı bile olmadılar ve bu ekibin içinde oldular. Her konuyu, mesela ekonomi konusunda bir konu mu açı diyor. Gel bakalım arkadaşım, şu ekonomi konusunu iki dakika bir anlat, yanına çağırıp. Yani bir ekip anlayışını ortaya koymadı daha muhalefet. Ya bu çok dillendirilen bir şeydi. Bir parti içerisinde de yani kişisel olarak benim de önerdiğim bir şeydi. Ama bir kere seçim normal koşullarda oluşmadı. Yani bir baskın seçimi aşan bir ne kadar hızlı olursa olsun bu bir bahane değil. Yok şöyle, şimdi öyle diyorsunuz ama Cumhurbaşkanı adayını biz daha kısa bir süre önce ilan edebildik. Artı seçim bir ittifak yapılanmasını dayatıyor demokratik kaygılarla veya işte AKP-MHP'nin oluşturduğu ittifakın karşısında başarılı olmak için. Şimdi böyle olunca buna çok zaman olmadı. Ama bugün Muharrem İnce biraz bunu ima eder bir konuşma yaptı. Ben kısa sürede bunun olacağı kanaatindeyim. İşte ya bu kadar yetkiyi kendi başıma kullanmaktan korkarım. Zaten kullanmayacağım gibi bir şey dedi. Ben yakında kısa sürede yavaş yavaş bunların kristalize olacağı kanaatindeyim. Ama şunu da unutmayın ki gökten zembille inmedi örneğin bizim adayımız Muharrem İnce. Yani Muharrem İnce'nin arkasında nihayetinde devasa bir 100 yıllık hareket, 90 küsur parti var ve o partinin kurumsal kimliği, kadroları, birikimleri var. Ekonomi denince zaten az çok nasıl şekilleneceği, kimlerle, hangi kadrolarla çalışacağı ya da dış politika denince nasıl şekilleneceği, kimlerle aynı kadrolarla çalışacağı bellidir. Ama size tam ben katılıyorum. Yani kamuoyunun önüne çıktığında, kürsüye çıktığında, hatta ben kürsüde olması gerektiğinin de çok umut vereceğini, güven vereceğini düşünüyorum. Yani işte diyelim dış politikada sürekli başarısızlıklarla anılmış bir politik hareketin figüründense, işte saygınlığıyla tanınmış, işte başarılarıyla tanınmış bir dış politik figürün olması yurttaşlara daha fazla umut verecektir. Aynı şekilde ekonomiyle ilgili ben önümüzdeki günlerde buna tüm adayların döneceği kanaatindeyim. Erdoğan hariç. Erdoğan'ın egosu herhalde böyle bir şeyi kaldırmaz. Bırakın. Hatta bir adım ileri gitti sanırım Muharrem İnce. Ya gerekirse hani kendisinin ikinci tura kalmama durumunda Meral Akşener'in kadrosunda olabileceğin, hani o ittifak çerçevesinde bir yardımcılığa razı olabileceğini falan da söyledi ama onun yerine ben kendine güvenen, kendi kadrolarını, kendi iddiasını ortaya koyan bir hatla, bir kadroyla ortaya çıkmanın çok daha danışmanların ve muhtemel bakanlar kurulu kadrom işte gözünüzün önünde. Yani gelecekte ne yapacağız? İşte dediğim gibi orada iki çok temel engel oluştu. Biri bu zaman kısıtı. İkincisi de henüz şu anda bile ittifakların tartışıldığı muhtemeldir ki bu ikinci turda biraz daha belki şey olabilir. Bir husus var. Medyanın tekelleşmesi. Evet. Bundan daha da önemlisi TRT'nin açıkça hükümetten yana tavır alması. Hatta ben birçok yere de yazdım bir şahıs olarak. Söyleyecek sözü olanlara TRT'de yer yok. Bunu bir merecimere gönderiyorum. O da TRT'ye gönderiyor. TRT'den bir yetkili beni arıyor. Dilekçeniz geldi. Tamam ama ne yapacağız diyorum. Sizin şunu araştırmanız lazım. Bu şikayette bulunan şahsın söz söyleme kudreti var mı? Buraya çıktığı zaman bu topluma anlatacağı bir şey var mı diye yoklayacaksınız. Varsa beni davet edeceksiniz. Buyurun bir programda siz yapın, derdinizi anlatın.
Ben bunu birey olarak yaptım. Size bunun tersinden evet. soru soracağım. Siz bugünkü bu program gibi bir programı TRT'de yaptınız mı? Hayır. Peki bunun mücadelesini verdiniz mi? Ya şöyle mücadelesi tabii ki çok verdim. Nasıl verdiniz? Buradaki sorun şurada. Şimdi demokratik sistemlerde onun için biraz önce hukuk devleti ve onunla ilgili yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması gerekir dedim. Şimdi bir olayla ilgili olarak ya hukuki mücadele verirsiniz, siyasi mücadele verirsiniz ve bu mücadele bir skala üzerinde değerlendirilirse işte pasif itaatsizlikten, pasif eylemlerden zora kadar gider. Yani hatta belli bir boyutta zor bile gündeme gelebilir. Eğer alabildiğine, hukuk dışına çıkmış bir yapı varsa direnme hakkı da anayasalarda vardır, meşrudur. O direnme hakkını da kullanabilirsiniz. Ama şimdi TRT ile ilgili olarak bir kere o eleştirinizin çok haklı olduğu bir yer var. Eğer başarıya ulaşmamışsa demek ki yeterince mücadele etmemişsinizdir. Bu çok net. Muhalefete de söyleyebilirsiniz. Herhangi bir lokal mücadele alanına da söyleyebilirsiniz. Ama şimdi sizi çıkarmıyorsa ya da seçim zamanında yüzlerce kez rütüye, çünkü TRT programlarının bir dönem denetimi RTÜK'teydi. Daha sonra YSK'ya geçti. Buralara yapılan itirazlar var. O itirazların reddi üzerine yargıya başvurmalar var. Hiçbirinden sonuç alınmadı. Sizi çıkarmıyor adam. Sizin sözünüze itibar etmeyeceği belli. Bize hocalarımız ne öğretti? Bazı uzak doğu ülkelerinde icra dairesinin olmadığını söylediler. Alacaklı yatağını götürüyor. Borçlunun iş yerinin evinin önüne seriyor ve orada yatmaya başlıyor. Herkes biliyor ki bu adam alacaklı. Bu da borçlu ödemiyor. Bir kamuoyu baskısı oluşuyor. İşte dedim, o ben sizin yerinizde olsaydım evet. milletvekilisiniz. Bakın. Suçu biraz da kabul ettiğiniz için bir tık öteye geçiyorum. Yarın da yapabilirsiniz bunu. Yanınızda olur halk olarak. TRT'nin önüne yatağınızı serin. Ben bu ülkenin milletvekiliyim. Söyleyecek sözüm var. Bu TRT'ye bir kere çıkamadım. Bu yüzden burada yatmaya başladım deyin. Ta ki haber dairesi başkanı veya ilgili direktör bana konuşma hakkı verinceye kadar yatacağım deyin. Bakın ne oluyor. Şimdi Türkiye'deki bu yani söylediğinizi biraz açayım ben ya da kendi bakış açımdan. İki dakikamız kaldı. Tamam. Söyleyecek şimdi, sözünüz kalmasın. Buyurun. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Bazı eylemler, bazı refleksler, direnişler asgari demokratik reflekslerin geçerli olduğu ülkelerde sonuç alıcı olabiliyor. Ben hep bu örneği veriyorum. Epeyce önce bir gazetede okumuştum. Danimarka'da çok önemli bir, çok büyük bir firmanın çok büyük bir yatırımı, AVM ya da çok büyük bir bina yapılmak istenirken oraya yakın bir ilkokuldaki öğrenciler ısrarla ilkokul öğrencileri ellerinde kendileri yazdığı pankartlarla gösteri yapmışlar. Ve bu gösteri oradaki o AVM'nin yapılmasına engel olmuş. Şimdi biz de Gezi'de örneğin sokağa neredeyse 9 milyon yurttaş çıktı. İktidar bunu kriminalleştirdi. Ya da işte laiklikle ilgili yüz binler sokağa çıktı. İktidar bunu kriminalleştirdi. Yani onun için ki biz o gelecek için biz çağrımızda da şöyle bir şey söyledik. Türkiye bir olağanüstülük yaşıyor. Yani demokratik reflekslerin köreldiği, insanların demokratik kurallar içerisinde yapabilirliklerinin çok sınırlandığı, hem o OHAL anayasal rejim anlamında OHAL'in ilan edildiği hem de OHAL'i aşan bir olağanüstü dönemi yaşıyor. Bu dönemde yapılabilecekler de bu olağanüstülüğü karşılayacak olağanüstülükte olması lazım. Yani inanın bana sizin dediğinizi daha radikalini bazı milletvekili arkadaşlarımız yaptı. Ankara milletvekilimiz Levent Gök yanında 4-5 milletvekiliyle gidip genel müdürün odasını bastı. Resmen bastı. Ama bu arkadaşlarımıza bir
işte fezdeki olarak ya da bu arkadaşlarımıza olan işte devlet, kamuoyunda yanınıza alarak devletin uzak doğu ilkesini hatırlatıyorum, yatağınızı alıp gidin serin. Ben bir milletvekili olarak ya deneyelim bunu ama deneyin. Ama şimdi buna benzer çok fazla eylem yapıldı. Ama örneğin Nuriye ve Semih adlı iki eğitim emekçisi, bırakın yatak sermeyi, ölüm grevine, açlık grevine girdiler. Aylarca ilk önce terörist ilan edildiler, hapsedildiler, içeri atıldılar ve toplumda bir kısım ne diyeyim, yani sizin dediğinizi dışlamıyorum, yanlış anlamayın. Başka bağlantıları da yok değil onların, tamamen yok, yapmayın, şey değil. Yapmayın. Şunu demek istiyorum, siz bunu işte bunu evet, bunu insanlara bunu inandırıyorlar. Evet. Geçmişiyle ilgili bağı olan bir kimse herhalde öğretmen olmazdı. O zaman öğretmen yapmazdı. Neyse, olabilirdi ama demek istediğim şey şu benim. Son cümlemiz. Türkiye'deki maalesef o demokrasi refleksi iktidar tarafından o kadar köreltilmiş durumda ki milyonlar sokağa çıkınca bile işte bunlar marjinal denilebiliyor. Düşünün işte eski meclisten Anıtkabir'e kadar iki bulvar, yani bulvarın iki tarafı gidiş geliş insan doluydu. Cumhurbaşkanı bunlar marjinal dedi. Hiçbir yerde de yayınlanmadı. Şimdi bu olacak şey değil. Yani dolayısıyla evet, yayınlanıp yayınlanmamaktan ziyade azıcık demokratik refleksleri olan bir iktidar orada bir rahatsızlık olduğunu görür ve onu çözmeye çalışır. Bakın son bir örnek, Cerrahpaşa'daki üniversitelerin bölünmesine ilişkin direniş kadar onurlu, barışçı, haklı bir direniş olabilir mi? Evet. Bu yatak sermekten daha ileri bir şey değil mi? Yani yine yatağa bir düşün. Yok tabii yatak özgün bir çok aşmışız. Evet, yatak evet, özgün bir şey. Ha bunlar bu direnişler dışlansın diye demiyorum. Evet. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Ama artık tek şey var önümüzde, biraz değinmedik. Önümüzde gerçekten bize Tanrı'nın lütfu bir seçim var. Evet. O seçimin güvenliği için, o seçime topyekun katılmak için büyük bir seferberlikle evet, eğer evet, herkes elini taşın altına koyarsa biz bu işi başarırız. Evet, bağladık. Hoş bir sohbet oldu, samimi oldu. Konuğumuza teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın.